Öncelikle bütün topluma şiddetsiz bir yaşam ve barış diliyorum. Kuşkusuz toplumun katmanları arasında, örneğin cinsler arasında meydana gelen şiddeti genel barış ortamından ayrı düşünemiyoruz. Bu anlamda da esasında kadınlara yönelik şiddet bir yaşam hakkı ihlali. Anayasanın ilgili maddelerinde tanımlanmış olan, örneğin madde 17 ve 50'de tanımlanmış olan doğal olmayan ölüme karşı insanları ayrıcalıksız, ayrımsız bir şekilde koruyan yasaların ihlali demek kadına şiddet. Dolayısıyla toplumsal bir suç türü olarak tanımlanması gerekiyor. Biz bugün aslında kadına şiddeti konuşurken varlık yokluk sorununu konuşuyoruz. Oysa kadın mücadelesinin tarihine baktığımızda patlama noktasının emek mücadelesi olduğunu görüyoruz. Yani o günlerden bugüne, Clara Zetkin'lerden bugüne daha geri bir noktadan tartışıyoruz meseleyi. Kadının yaşam hakkı üzerinden tartışıyoruz. Bunu tartıştığımız için de bugün kadının sağlık hakkını, eğitim hakkını, ücretsiz ev işçisi olarak çalışan kadınların hakkını, üreme haklarını, ekonomik haklarını yeterince tartışamıyoruz. Çünkü hala biz varlık noktasında sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki kadına şiddeti ekstrem düzeyde cinayetler üzerinde konuşuyoruz ama bir tek mevzu bu değil. Kuşkusuz cinayetlerin ayrık seyrine baktığımızda ayda 30, 40, 50 rakamlarla gerçekleşen cinayet aslında bir kadın kırımına işaret ediyor. Ve istatistikler bunun bir münferit olay olmadığını, sistematik bir hal aldığını söylüyor. Nitekim son 10 yıldaki istatistiğe baktığımızda %1400 artış olması da aslında sorunun sistematik olduğunun en net kanıtlarından bir tanesi. Tabii ki cinayetler dışında bir de ihmal istismar meselesi var. Toplum gündemini çokça meşgul eden, kriz düzeyinde yaşanan. Artık evlerimiz, sokak, kampüsler güvenli alan olmaktan her geçen gün uzaklaşıyor. Neredeyse kampüslerde her 5 kadından bir tanesi ihmal istismar kurbanı ve bu alanlarda üniversitelerin tutum belgeleri yok. Çok az üniversitede ihmal istismarı, kadına şiddeti önleyen tutum belgesi var. Bunların da ne kadar uygulandığı büyük bir, yani ne kadar kararlılıkla uygulandığı büyük bir sorun alanı esasında. Bu yüzden içinde bulunduğumuz koşullarda kadına şiddet çok yönetilemez bir hal aldı. Sözleşmeler işe yaramıyor. Örneğin Türkiye 1986 yılında kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair SEDAV Sözleşmesi'ne imza atmış. Bunun dışında ILO sözleşmeleri var. ILO 190 örneğin iş yerlerinde doğrudan kadının ayrımcılığa uğramasını, ihmal istismarını önleyen bir sözleşme. Uluslararası sözleşmelerimiz var, Türk Medeni Kanunu var, ceza hukuku var. Buna rağmen kadına şiddet tercihen önlenemez bir boyutta. Halbuki kadına şiddet yaygınlığından da anlıyoruz ki önlenebilir bir sorun. Çünkü öğrenilen bir sorun. Bir şey öğrenilerek yaygınlaşıyorsa bu önlenebilirliğine işaret ediyor. Buna rağmen neden önlenemiyor? Neden bu konuda stratejik bir sessizlik her kesimde gözlemleniyor? Bu çok önemli bir sorun. İşte bu sorunun cevaplarını oluşturmadan biz çözüm için de adım atmakta zorlanıyoruz. Kadın mücadelesi ne yazık ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet'in 2. yüzyılını kutladığımız bugünlerde hala kadının yaşam hakkı diyor. Geri bir noktadan diyor. Biz bugün modern demokrasilerde olduğu gibi kadının çok farklı düzeyde ikinci, üçüncü kuşak haklarını konuşmamız gerekirken Türkiye'de yaşadığımız coğrafyada ne yazık ki söylediğim gibi çok geri bir noktadan kadın haklarını tartışıyoruz. Çünkü bir toplumda toplumun yarısını oluşturan kadınlara siz ne kadar haklarını garanti edebiliyorsanız, ne kadar teminat yaratabiliyorsanız, ne kadar güvenli alan oluşturabiliyorsanız o kadar gelişmiş bir ülke olduğunuza ilişkin siz bir takım göstergeler ortaya koymuş oluyorsunuz. Ama OECD ülkeleri arasında Türkiye şu anda şiddet sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ve bunlar zaten dediğim gibi yıllık istatistiklerde de bunu destekleyen veriler var. Peki buradan nasıl çıkılır? Sanırım kritik sorumuz bu olsa gerek. Bu nasıl önlenir? İşte
bazı bakanlıklar ya da bakanlık, ilgili primer bakanlık diyor ki bu siyaset üstü bir alan. Bu siyaset üstü bir alan olamaz. Bizzat sözün siyaset üzerinden kurulması gereken bir alan, kadına şiddetin önlenmesi. Bu anlamda politik mücadele çok önemli. Politik mücadeleyi de örerken, bu ağı örerken kesinlikle kadın perspektifinden örmek gerekiyor. Çünkü failden bu sorunun çözümünü beklemek çok akılcı bir yaklaşım değil. O yüzden kadınların muhakkak politik mücadele içerisinde daha fazla sandalye işgal etmelerini özellikle kullanıyorum. Kendilerine alan açmaları ve de temsili düzeyde değil, gerçekten nüfusun yarısıyız. Bunu yansıtacak bir biçimde politika içerisinde yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki temsilin de bir anlamı var. Yani temsil ne üzerinde olmalı? Kadının her türlü alanda dışlanmışlığını ortadan kaldıracak, ekonomik, sosyal, kültürel haklarını ön plana çıkarabilecek, bu anlamda mevzuatları uygulanması yönünde baskı oluşturabilecek ya da yeni mevzuatlar oluşturabilecek, İstanbul Sözleşmesi'ne bir an önce dönülmesi için politik alanları etkili bir şekilde kullanacak bir temsilden bahsediyoruz. Yani kuru kuruya temsilin de anlamı yok. Bu anlamda çok yolumuz var. Kadın mücadelesine çok sorumluluk düşüyor, çok şey yapıyorlar ama gücümüz adaleti sağlamaya henüz yetmiyor, o eril sistemi aşmaya yetmiyor. Tek kaynağımız mücadeleyi sürdürmek, büyütmek, dayanışmak. Evet, Türkiye'de bir kadın hareketiyle ilgili bir yükseliş var. Tıpkı doğa hareketi gibi. Kadınlar gerçekten çok ciddi inisiyatifler alıyorlar. Türkiye'deki kadın hareketinin belki de en önemli handikapı çok parçalı ve mikro ilerliyor olması. Bunların daha bütünlüklü, daha kapsamlı bir mücadeleye dönüşmesi gerekiyor. Örneğin dernekler düzeyinde, örneğin platformlar düzeyinde, örneğin kadın şiddetini önlemeye dönük mesela kadın cinayetlerini durduracağız platformu çok etkili veriler yayınlıyor. Her bir vakayı raporluyor ama bunlar daha bütünlüklü bir hal alırsa, yani birleşebilirse bu örgütlerin gücü, daha etkili sonuç alacağını düşünüyorum. Evet, Dersim toplumunda da toplumu açısından kadın mücadelesine, kadın soruna bakacak olursak, yani tablonun çok da parlak olmadığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz inanç alanından kaynaklı kadının hareket alanı biraz daha geniş, kadına yönelik cinsiyetçi kodlar biraz daha gerilemiş durumda. Dersim'de kadın açısından yaşam biraz daha kolay ama sorunlarımız yok mudur? Elbette bu alanda da sorunlar var. Örneğin ekonomik sorunları var kadınlarımızın. İhmal istismar vakaları var. Kaynakları farklı farklı olan ihmal istismar vakalarımız var. Kadının işte kendini ifade edebileceği alanlar sınırlı, ev içinde yoksullukla bağlantılı bazı sorunlarımız artmaya başladı. Bütün bunlar tabii ki kadın üzerinde yük demek. Hatta bazı konularda, örneğin ihmal istismar konusunda toplum çok gerilimli bir hal almış durumda. Bunların bir an önce nedenlerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu anlamda kente de bir örgütlülük var, iş gören bir örgütlülük var. Bu çalışmalar iyi bir şekilde sürüyor diye düşünüyorum. Ne yazık ki bu 25 Kasım'a da biz kadın cinayetlerini duyarak devam ediyoruz. Gündem değişmedi, hala cinayetler. Hatta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra da sayıların giderek arttığını biliyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi acil bir reçeteydi şiddet durumunda. Şimdi o reçete de ortadan kaldırılmış oldu. 25 Kasım için şiddetsiz, barışçıl bir ekolojik sistemde yaşamayı temenni ediyorum. Ama bu temenniden öteye geçmesi gerekiyor. Bunun bir mücadele hattına dönüşmesi için de bütün kadınların, sadece kadınların değil, bütün toplumun sorumlulukları var. Asıl failin sorumlulukları var. Failin farkındalık geliştirmesi, kadına bakış açısını değiştirmesi. Bunun için de her bir bireyin kendisinden başlayarak bir dönüşüme ihtiyacı var. Şiddetsiz bir toplum diliyorum.